Donanım Haber'den herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdoğan Şu an yanımda Türksel Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan var. Kendisiyle 1 Mayıs'ta beraber başlayan Türkiye'nin internet serüveni değişimi konuşacağız. Aynı zamanda çok tartışılan konular vardı. Bunların başında da kota konusu geliyorum. Bunların hepsini konuşacağız. Merak ettiğiniz soruları umuyorum ki e, birinci ağızdan da tatminkar cevaplar alabileceğiz. Murat Bey merhaba. Merhaba nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Umarım siz de iyisinizdir. Gayet iyiyiz. Bomba gibiyiz. Müthiş, hareketli, heyecanlı, nefis bir yıl olsun. Şimdi BTK'nın öncülüğünde 1 Mayıs itibariyle Türkiye'nin internet macerasında önemli bir adım atmış olduk. İşte gece saatlerinde kotadan düşmüyor. Aynı zamanda Normal kullanımda da kotanın hızları arttırılmış oldu. Kota düşüm hızları yükseltilerek kullanıcılara en azından 1 Ocak 2019'a kadar ilk adım atılmış oldu kullanıcılar lehine. Çok fazla konuşulan şey var. Bunların avantajlarından da bahsedeceğiz ama öncesinde 1 Mayıs'ta beraber başlayan bir kota tartışması var. İşte bir operatörün limitsiz paketler haricindeki tüm AKN'li paketlerinde kota aşım ücretinin devreye sokması. İşte sizin zaten resmi açıklamayla yalan olduğunu, sahte olduğunu ifade bir döküman vardı. O tarafta da yine Türkcell Sporlar'la ilgili ilgili kotalaşım bedeli uygulanacağı söyleniyordu. Resmi ağızdan biz zaten canlı yayınımızda bunları anlattık ama kurumu temsil de şirketin Dinamo isimlerinden birisi olarak sizden de bunu duymak isteriz. Türksel kota getirecek mi bu tür realiteler önümüzdeki dönemde bizi bekleyecek mi? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Gerçekten enteresan bir dönem oldu. Özellikle BTK bir düzenleyici kurum. Sektörü düzenliyor. E, müşterileri de dinlediği zaman bu AKK konusunda uzun süredir bir takım tartışmalar vardı. Bunu nasıl kal kaldırabiliriz? Nasıl yaparız diye bir yol haritası çıkardı. Şunu göz ardı etmemek lazım. Biz bir operatörüz. Öncelikle düzenleyici kurumun bizimle ilgili düzenlemelerine yüzde yüz uyum sağlamak zorundayız. Biz de bunun ışığında müşterilerimizi dinledik. Bu arada da aslında BTK'nın düzenlemeleri için şunu da göz ardı etmemek lazım. Biliyorsunuz bizim gece kuşu tarifimiz vardı. Hı. Bazı müşterilerimiz geceleri çok yoğun kullandığı için geceleri AKK'dan saymayan paketler çıkartmıştık. BTK BTK'da bundan anladığı kadarıyla biraz feyz alarak AKK düzenlemesi için bu, bu parametreleri de eklemiş oldu. Dolayısıyla biz düzenleme olarak buna uymak zorundayız. Hı. Müşterilerimizi dinledik ve... BTK'nın bu düzenlemesine yüzde yüz uyumlu öncelikle bir tarife çıkardık. Daha sonra müşterilerimizden değişik talepler olduğunu da gördük. Şimdi AKK'da yüzde yüz uyumlu bir tarife bir de bizden limitsiz paketler istiyorlardı. Limitsiz paketler konusunda aslında bir süredir istek vardı. Biz buradan hem paketlerimizi zenginleştirdik hem de fiyatlarımızı yeniledik ve en son 99 lira olan ve müşterilerimizin yüzde %85'i 25 megabit hızlar kullandığı için 25 megabit hızda limitsiz olan paketi lanse ettik 1 Mayıs itibariyle. Aslında bu bizim için tüm Türkiye'de devrim gibi karar. Bütün rekabet fiyatlarına kıyasladığınızda 3'te 1'e varan fiyatlarla biz aslında 25 megabitte limitsiz paketlerimizi müşterilerimizin hizmetine sunduk. Hiç sadece 25 megabit'te kalmadık. 25, 35, 50, 100 zaten 1000 megabitlerimiz limitsizdi. Bu paketlerimizi 5 çeşit, 5 farklı hızda müşteri hizmetine sunduk. Bir tip de müşterimiz vardı. Bize diyordu ki bizim evimizde işte ben çok nadir evde oluyorum. Hı hı. Yüksek hız kullanmak istiyorum. Kaliteli kullanmak istiyorum. Ama o kadar gigabayta da ihtiyacım yok. Bana böyle sınırlı gigabaytlar olursa iyi olur diyordu. Kimisi de diyordu ki evimde işte çocuğum daha sosyal olsun. Sadece bilgisayarla vesaire uğraşmasın. Ben evdeki kontrolü de elime alayım. Belli kota, kotasında duran paketler istiyorum diye bize geliyordu. Biz o müşterilerimizi de cevapladık. Onlara dedi ki 50, 100, hangi hızlar isterseniz 50, 100, 200 GB'lik kotalarla isterseniz kotasında duran, kafanızı rahat ettiren paketleri de hizmetinize sunabiliriz. Müşterilerimize 50, 100, 200 GB'lik kotası olan, kotasında duran paketler sunduk. Onu isteyen müşterilerimiz onu alacak. Hatta paketler arasında geçebilecek. Bu an için bu paket uygun, diğer zaman için başka paket uygun diyebilir. Bizim burada çok önemli bir özelliğimiz var. Türkcell Super Online olarak biz bu işe başladığımız günden beri müşterilerimizi dinledik. Hı hı. Her zaman onların ne talebi varsa ona uygun paketler çıkarmayacaksak. Özellikle fiber optikte zaten devrim gibi hareketler yapıyoruz. Bu hareketleri yapmaya devam edeceğiz. Az önce bir, bazı rakiplerin söylediği söylemler var. Burada şunu göz ardı etmemek lazım. DSL dünyasında port transisyon adını verdiğimiz bir gerçek var. Port transisyon da aslında kullandıkça, tüketim arttıkça operatör maliyetini arttıran bir model. Biz bu modelin daha mantıklı olmasını istiyorduk. O artışlar hızında özellikle DSL dünyasında bazı fiyat konusunda artışlar söz konusu olabilir. Bu da e, mevcut olan e, işleyiş modelinin portransiyon üzerine kurul olmasını hı hı. da göz ardı etmemek gerekir. Onun maliyet modeliyle tabii ilişki. Burada çok aslında ince bir nüans farkı var onu anlatmak lazım AKN ile AKK yani kullanım kotası olan paketlerde kota bittikten sonra BTK'nın öngördüğü hızlarda internet devam ediyor. Evet. Ama normal kotalı paketlerde kota miktar dolduktan sonra servis duruyor galiba değil mi? Evet. E, müşterilerim müşterilerin servis duruyor. istiyorlarsa yeni paketler alabiliyorlar. istiyorlarsa İstiyorlarsa durduğu yerde durabiliyor. Ya da ya bu durma işi beni rahatsız ediyor. Ben limitsiz istiyorum diyene de limitsiz paketlerimiz var. Yani hiçbir zorlama yok. Müşterimiz hangisini istiyorsa o, o pakette istediği hizmeti alabiliyor. Üç tip paketimiz var. Hı hı. O üç tip paketten hangisi o, kendisine? daha rahat hissettiriyorsa ona gidebiliyor. Burada bir yanlış anlamında aslında öne geçmek istiyorum. Kota 1 Mayıs'la beraber başlayan bu uygulama değil. Daha önce bu tarifler var değil mi? Evet, tabii tabii. Bu, yani kota işi internetin çıktığı günden beri olan bir uygulama. Sadece daha önceden eski deneyimlerde kota artışı olduğu zaman, kotayı geçtiğiniz zaman çok faiz fiyatlar çıkıyordu. bir Biz süper online olarak onu durdurmuştuk zaten. Yani kota ya kotasında duruyor ya da artmıyor müşteri tercihi. Hı, hı. Yapıyorum. Yani kotalı paketlerde kota aşımında TürkSel Spor Online tarafından herhangi bir ek bedel yansıtılmayacak. Ek bedel yansıtılmıyor. İsterse müşterimiz durduktan sonra ben arttırmak istiyorum dediği zaman arttırabilecek ya da öbür paketlere geçecek. Hı hı. Yani ben kotası duruyor. Ben artık limitsize geçmek istiyorum. Limitsize, AKK'lı paketlere geçmek istiyorum derse AKK'lı paketlere geçecek. Tabii şimdi aslında teknoloji dünyasında insanların istekleri interneti daha fazla o. kullanmak, daha fazla veri tüketmek, daha fazla bilgiye daha kolay erişmek ve zaten ülkemizin de orta uzun maddede bilgi toplumu olma gibi bir hedefi var. Konuyu çok sık takip eden dostlar var, takipçiler var. Evet. Türkiye'de çok yakından takip ediyorlar. Teknoloji piyasasını takip ediyorlar. Farklı ülkelerle kıyaslamalar yapıyorlar. İyi referans alacak olursak eğer Türkiye'de Zaten 1 Ocak 2019 itibariyle BTK'nın çizmiş olduğu bir resim var. Hızların artması, daha sınırsız internet paketlerinin kullanılmasının öndeki engellidir mesela. Bizim burada şu çok önemli hızın artmasının yolu fiber optik yatırımların artmasından geçiyor. Bu konuda da ortak altyapı şirketi adına bir inisiyatifimiz var. Diğer büyük oyuncularla beraber bu fiber optiğin yaygınlaşması konusunda ciddi yatırım modelleri oluşuyor. Ama şunu göz ardı etmemek lazım. Burada belediyelerin bu işi ranttan ziyade vatandaşa hizmet olarak görüyor olması lazım. Belediyelerin de bu tür bilgi toplumu anlamında, fiber optin yaygınlaşması anlamında köstekleyici değil destekleyici fonksiyonların fonksiyonlarını ortaya koyması lazım. Bizim bugüne kadar ki fiber optik konusunda en çok yatırım yapmış firmalardan birisi olarak şunu söyleyebilirim. Mutlaka mutlaka daha çok yaygınlaşmamız lazım. Vatandaşımıza fiber optiği yaygınlaştırmamız lazım. Bunu yaparken de rekabeti fiber optik altyapı tarafında değil, üst yapıda, servislerde, hizmet kalitesinde, müşteri deneyiminde, yeni uygulamalarda akıllı evler, müzik sistemleri, televizyon hizmetleri bunlarla farklılaşmamız gerekir. Biz de Türksel grubu olarak biz bu anlamda sürekli kafamızı buna yoruyoruz. Ama şu çok önemli. Bilgi toplumunun öndeki en büyük şey fibroptin yaygınlığıdır. Hı hı. Fibroptin yaygınlığını arttırmak için de mutlaka mutlaka belediyelerin bu konuda destekleyici fonksiyonlarını, vatandaşı düşünen fonksiyonlarını e, öne çıkarması gerektiğini düşünüyorum. Peki şunu net bir şekilde söyleyebilir miyiz? Bugün belediyeler bu tür çalışmalara engel olmazsa ve operatörler de konsolidasyon içerisinde tüm operatörler bir yere gelip arkadaşlar gelin biz tek seferde kazalım. Hı hı. Herkes kendi kablosunu döşesin. Kutularda ayrışalım ya da servislerde ayrışalım dediği an, dediği gün Kullanıcılar daha hızlı interneti, daha yüksek kotasız interneti daha uygun fiyatla elde edebilirler mi? Bir kere daha hızlı internet olacağı kesin, maliyetlerin de düşeceği kesin. Hı. Çünkü takdir edersiniz ki aynı altyapıyı 3 farklı şirket kurup Hı. aynı servisleri vermeye kalkarsa o 3 farklı altyapının maliyeti tüketicinin üstüne gidiyor. Hı. Buradaki ortak altyapı inisiyatifi de aslında bu maliyetlerin daha mantıklı olmasını Hı. gerektiren noktada. Dolayısıyla hani tek altyapı kurulduğu zaman, 3 altyapı fiyatı yerine bir altyapı çıkar. E bu işin de en büyük yatırımının %60-70 maliyetin altyapıda olduğunu düşünürsek bu maliyetlerin üçte bir e düşmesi hı hı. tüketicinin kesinlikle hem maddi anlamda hem hizmet kalitesi hı. anlamda hem de servis çeşitli anlamda müthiş bir zenginlik katacak, hı. müthiş bir fayda sağlayacak diye düşünüyorum. Şimdi burada anladığımız kadarıyla işte 80 küsur vilayetimiz var. Hem ben... Büyükşehir Belediyeleri, ilçe belediyelerinin tek tek bu konularda uzlaşmamız gerekiyor. Ama dünyaya bakıldığı zaman geniş band internet vatandaşlık hakkı olarak kabul görmeye başladı. Burada belki devletin bir inisiyatif kullanması gerekebilir mi bu işi tek noktadan kontrol edebilmek için? İşte burada o ortak alt şirketi oluşturma konusunda biz bir e, çağrı başlattık. Hı. Bu çağrının eşliğinde Vodafone, Türksat, Telkoder'in bazı üyeleri buna burada karşılık verdi. Bu konuda özellikle Ulaştırma Bakanlığı, BTK ve Başbakan Sayın Başbakan'ın da zaten bu konuda daha önce bilgisi oldu. Buna destek vermesiyle aslında böyle bir inisiyatif oluştu. Şimdi böyle bir yapıyı oluşturup belediyeleri de burada katılımcı yapabildiğimiz anda bence problemin büyük bölümünü çözmüş olacağız. Sadece ondan sonra hızla bu işi harekete geçirmek. Çünkü internet dünyasında yavaş hareket ettiğiniz zaman bir amaca ulaşsanız bile amaca çok geç ulaşmanın hiçbir faydası olmuyor. İşimiz hız, işimiz teknoloji. O yüzden hızlı hareket etmek gerektiğini düşünüyorum. Peki bizim altyapımızın durumu ne seviyede? En çok tartışılan konulardan birisi de o. Acaba bugün işte kotaları kaldırsak, herkesin internet hızını işte minimum 50 megabit civarına getirebilirsek Mevcut işleyen altyapı şu anda bu tür senaryoları hazır mı? Çünkü zaten BTK'nın 1, 1 Ocak 2019 vizyonu var. Ne diyorsunuz altyapı konusunda? Ya bakın bu konuda bir takım e, özellikle fiber optik şebekesini yaptığımız kendi şebekemizde biz aslında 1 milyoncu müşteriye ulaştığımız zaman bunu kutlama babında bütün müşterilerimize bir ay boyunca 100 megabit hızlar verdik. Ve şunu gördük ki şebekemiz çok rahat bunu kaldırıyor. Hı hı. Bunu da gördük. Ve daha da yüksek hızları kaldırabilir. Çünkü fiber optik böyle bir teknoloji. Yani şu andan 10 kat, 100 kat hızlara çok rahat fiber optik teknolojiyle çıkabiliriz. Yani bugün fiber ortalama bir müşteriye 10 gigabit, 100 gigabit hızlar, 400 gigabit hızlar verilebilen teknolojiler mümkün. Dolayısıyla bu teknolojinin önü çok açık. Yeter ki bu teknolojiyi müşterinin evine ...sokabilelim, fiber optik kabloyu o binanın içine sokabilelim. Ondan sonrası çok kolay bir süreç. Bu konuda bazı istatistikler var. Örneğin işte servis tarafında, arka tarafta pek çok firmanın kullandığı Akami şirketinin yaptığı Hı. ülke ülke istatistikler var. Orada mesela Türkiye'nin geniş band internet ortalaması 7 megabit civarında görünüyor. Şimdi biz 25 megabit, 50 megabit hatta 1000 megabitlere var hızları terapisi ediyoruz ama... O tabloya bakıldığı zaman durum biraz karamsar gibi görünüyor. Sizin açınızdan değerlendirildiği zaman o tablonun dinamikleri nedir tam olarak? Şimdi burada bir, bir iki nokta var. Bir kere fiber yaygınlaştırılması lazım. Zaten bir süredir bunu konuşuyoruz. İkinci önemli nokta da bu içeriklerin bulunduğu lokasyon genellikle yurt dışında. Hı hı. Yurt dışında bir lokasyonda olan içeriği buraya getirmenin de hem maliyeti var hem de kapasite hızını düşürme riski var. Dolayısıyla bizim en çok tüketilen içerikleri, internet dünyasının en çok tüketilen içeriklerini Türkiye'de veri merkezlerine getirmemiz lazım. Bunun da yolu aslında bu veri merkezlerinin hem idari anlamda hem de teknolojik anlamda önünün açılmasıyla mümkün oluyor. Hı hı. Biz e, Türkcell grubu olarak bölgenin en gelişmiş veri merkezini Gebze'ye kurduk. Aynısına Ankara ve İzmir'e kurmaya konusunda da inisiyatifi başlattık. Dolayısıyla bu veri merkezlerini kurmakla bitmiyor. Bu yüksek tüketilen içerikleri de bu veri merkezlerine sokmamız lazım. Hı hı. Ve buradan bizim tüketiciye ulaşmamız lazım. Hatta buradan bölgeye ulaşması gerektiğini düşünüyoruz. O anlamda da çok yoğun çalışmalarımız var. Ama sadece bir firmanın çalışmasıyla değil, bunun bir politika da olması çok önemli. Çünkü maliyetlerin büyük bir bölümü enerji maliyetleri, arsa maliyetleri, bina maliyetleri bunlar da giriyor işin içine. Bu konuda da dünyanın her yerinde birçok teşvikler var. Bu firmaların da Türkiye'ye gelme konusunda biraz teşvik edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Biz gerekli iklimi yarattık artık gerisi o firmaların Türkiye'ye gelmesini diyor. Çünkü o zaman tüketici bunu gerçekten hissedecek. O tür raporlarda da Türkiye çok üst sıralara çıkacaktır diye düşünüyorum. Şimdi yeni sınırsız tarifeleri de var. Herhangi bir engel limite evet. sınıra takılmayan. Ve sizin anladığım kadarıyla yıldız paketi olarak öne sürdüğünüz pakette işte 25 megabit ve 89 liraya evet. fiyatı vardı. Hem o tarife ilgi nasıl hem de işte insanlarımızın hayal ettiği örneğin yine 100 megabit sınırsızı biz Benzer fiyat seviyelerini siz Türksel Sporları'nda fiber yatırımı başlatan insansız aynı zamanda. 250 megabit sınırsız interneti o fiyatlar alabiliriz mesela. Ben buna çok inanıyorum. Bunun olabileceğini düşünüyorum. Tabii ki paranın maliyetini bu enflasyon rakamlarını da göz ardı etmemek lazım. Çünkü bazı şeyler döviz kurlarına da bağlı ama bu seviye bugünkü kurlar seviyesinde diyeyim. O seviyeleri çok rahat yakalayacağımızı düşünüyorum. Yeter ki bu altyapının verimli bir şekilde birden fazla firmanın değil, tek firmanın altyapı yatırımı yaptığı, bu tür yabancı oyuncuların Türkiye'ye çekildiği, dolayısıyla uluslararası internet maliyetlerin çok minimum seviyeye düştüğü evet. bir platform yaratılırsa bunun zaten nasıl olacağını biz çok iyi biliyoruz. Yeter ki bu formülü hayata geçirebilir. Evet. Yani burada belediyelerin taşın altına eli koyması, veri merkezlerin canlanması, veri merkezlerin teşviklerin artması gibi gibi unsurlar tek altyapının kurulması ve maliyetlerin burada azalmasıyla bu dediğiniz noktalara gelmek çok kısa zamanda olacak işler. Ben de bu arada hani biz ilk bu işe başladığımızda ortalama iki 2,5 megabitti Türkiye'de. Biz direkt 25 megabitten başladık. Hatta 1000 megabit hızları çıkardık. Herkes nasıl olur bu dedi. Ama bugün olduğunu görüyoruz. Son sorularım. İlki şu. 1 Ocak 2019 itibariyle işte BTK Başkanı'nda bu konu çok büyük emek ve çabası var aslında. AKN'yi adil kullanım noktası kotasının kaldırılacağı söylendi. Şimdi operatörlere bakıldığı zaman fiyatlandırma hız ve AKN ya da AKN'si paket ölçeninde e, belirleniyor, segmentlere ayrılıyor. E şimdi 1 Ocak 2019 itibariyle A, adil kullanım noktası, kotası kalkacaksa biz nasıl bir tariflendirme sistemi göreceğiz? E, kişisel görüşüm, kişisel değil aslında bu gerçek, tanımlanmış bir şey. Bizim az önce bahsettiğim 3 tip e, kullanıcı çiğinden bir tanesi BTK'nın düzenlemesi AKN'li olan bugünkü müsaade sınırlarda olan paketleri devre dışı bırakacağız. Limitsiz paketlerimiz ve limitinde duran paketlerimiz olacak. Hatta yani yeni. Evet, limitinde duran paketler demek kotanız neyse o, o geldiği zaman duracak. Hı hı. Onun yanına bazı e, yenilikler ekleyebiliriz. Çünkü bu dünya değişen bir dünya. Upload konusunda talepler oluyor, hız hı. konusunda değişik talepler oluyor. Kademeli e, kotalandırma dediğimiz hizmetler oluyor. Burada tüketicinin en uygun hangi paketlere gideceğim, birazcık da onlardan da beslenerek hı hı. bunları yapacağız. Dediğim gibi sadece download değil upload da gündeme daha fazla gelmeye hı hı. başlıyor basamaklı kotalandırma gündemde olabilir. Limitsiz zaten limitsiz. Ama AK, AKN veya AKK gündemimizden kalkmış olacak. Bu da belki bir devrim gibi bir şey olacak. Son olarak da şunu sorayım. AKN konusunda akademik seviyede araştırma yapan arkadaşlar var. Yaptığı Analizleri, ülkeler arası kıyaslamaları yapıyorlar. İşte bizim bölgemizde en çok Bulgaristan, Romanya, Moldova gibi ülkeler, işte kuzey Avrupa ülkeleri, uzak doğu örnek gösteriliyor işte asgari ücretin bizden daha düşük oldu ama sınırsız internetin, engelin olmayan internetin belki benzer, belki daha uygun fiyatlara sunulduğu söyleniyor. O perspektiften bakıldığı zaman tabii her ülkenin kendi dinamikleri, vergilendirme sistemleri, altyapı maliyetleri var ama o örneklendirmede Türkiye'nin o düzeye gelmesindeki temel engel nedir tam olarak? Ya burada şu çok önemli. Maliyetlerin düşmesi lazım. Hı hı. Yani bugün fiber optik yatırımlarının ortalama geri dönüş sınırı 9,5 10. Yıl. Hı hı. Yani siz yeni bir fiber şebeke, evlere kadar fiber şebeke kuracağım dediğiniz zaman nereye giderseniz gidin, yani dünyanın en gelişmiş ülkesine de gitseniz, en az gelişmiş ülkesine de gitseniz 9,5-10 yıllardan önce böyle bir yatırımı geri döndüremiyorsunuz. Şimdi böyle bir durumda, pahalı bir yatırım bu. Böyle bir durumda bu yatırım geri döndürmesi için gerekli maliyet kalemlerine gitmek lazım. Maliyet kalemlerinin en başında belediyelere ödenen maliyetler var. İkinci maliyet kalemi Aynı anda birden fazla şebeke kurulmasıyla gündeme geliyor. Bunları minimuma çektiğiniz zaman siz aslında o seviyelere gelebilirsiniz. O tür ülkelerde nispeten yönetim şekli olarak da bunu bir hak olarak, bir kamu hakkı olarak gördükleri için Hı. üzerindeki bütün vergilerin kalktığı, önündeki yatırımın önünü tamamen açıldığı, Hı. maliyetlerin belediyenin aksine üstüne para verdiği, kendi vatandaşına bu hizmetlerin ulaşması konusunda bir yerler olduğu zaman bu dediğiniz şeyler olabiliyor. Hı hı. Ama bu iş çok yumurta tavuk meselesi. Hı hı. Yani enerji de kendiliğinden ortaya çıkmıyor. Enerjinin de belli bir kuralla hiçbir şey yoktan var olmuyor, vardan yok olmuyor. Bizim burada maliyeti oluşturan parametreleri aşağı çekmemiz lazım. Yatırımın her şey sonunda bir iş adamı gibi bakarsanız hı hı. yatırımın geri dönüşüyle orantılı bir şey. Hı hı. Yatırımın geri dönüşü 9-10 yıllardaysa bir operatörde o zaman 9-10 yıllarda dönecek şekilde maliyetleri düşürdüğünüz zaman her zaman için tüketici bundan faydalanır. Alt taraftaki şeyi göz ardı etmemek lazım. Yani buradan şunu anlıyoruz. Ortak yatırım şirketi çok kritik öneme sahip. Kesinlikle. Yani Türkiye'nin buna çok destek vermesi lazım. Hı. Sadece Türkiye'deki vatandaşların değil, belediyelerin, kamunun bütün şeyle. Çünkü bu gelecekte biliyorsunuz 2023 yılında bir hedefimiz var. Evet. Hane halkının %80'ine... Bin megabit hız vermek. Hı hı. Bu nasıl mümkün olabilir? Bundan başka yolu yok. Formül çok belli. Bu az önce söylediğimiz ortak alt yapı şirketi inisiyatifi 2023 yılında Cumhuriyet'in 100. yılında böyle bir şeyi hayatımıza getirmesini sağlayacak. Yani nesnelerin internetiydi. Endüstri 4.0 derken işte bugün Almanya dış ticaret fazlasında acaba artan parayı internette mi harcasak diye düşünürken bize tabii yerel yönetimin bunları engel engellemesiyle Biraz can sıkıcı Mobil açınız. internet de bu işte önemli konu. Bu altyapı aynı zamanda mobil internetin de dünya standartlarının çok üstünde kalitede 5G, 6G gibi teknolojilerde önünü açacak bir altyapı. O yüzden de fiber optik altyapısı her anlamda değerli bir yatırım. Hı hı. Bu ülkenin bu yatırımı yaptığı zaman fark yaratacağını çok açık söyleyebilirim. Bu farkı da teknoloji açısından eğitim açısından, gelişim açısından yaratacağını söyleyebilirim. Videomuzun sonuna gelirken toparlamak gerekirse birincisi sizde kod aşımında ekstra ücret uygulaması yok. Evet. Kotalı paketler var ama siz farklı kullanıcı segmentleri için farklı tarifeler oluşturduğunuzda evet. sınırsız isteyenler olduğunu, AKN isteyenler olduğunu söylediniz. Sınırsız paketlerin fiyatını en azından 25 MB için düşürdüğünüzü söylediniz. Ee, bilmiyorum atladığım bir şey var mı? Eklemek ister misiniz? Alt yapı, ortak alt yapı şirketine herkesin destek vermesi gerektiğini söylüyorum. Evet umarız bir adım atıldı. 1 Mayıs 2017 itibariyle BTK'nın öncülüğünde belli bir düzenlemeler hayata girdi. 1 Ocak 2019'da da daha geniş kapsamlı, herkesin daha rahat kullanabileceği bir internet içinde şimdiden herkes hazırlığını yapar. İnşallah hayırlı olsun diyorum. Kolay gelsin. Murat Bey gerçekten çok merak edilen konulara açıklık getirmiş oldunuz. Türksel tarafında ağzınıza sağlık teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Herkese çok selamlar. Evet arkadaşlar bu videomuzda Türksel Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan'la kota konusunu konuşmuş olduk. Umarız aydınlatıcı bir video olmuştur. Lütfen siz de yorum eleştiri sorularınızı Videonun altını bizlerle paylaşın. saat tarafıyla da en çok merak edilen soruları paylaşır. Yine aldığımız cevapları sizlerle e, bu ekranlarda paylaşıyor oluruz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.